Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada en çok konuşulan Twitter tarafında en çok konuşulan hisseleri konuşuyoruz ve onun videolarını çekiyoruz. Burada da bugün Kozal'ı konuk edeceğiz. Ondan önce kanalda dün Astor'la alakalı, onun önceki gün Sasa ve devam eden işte günlerde Hektaş ve benzeri hisseler, hatta böyle Hektaş, Oylum, Petkim falan. Bu videolara bakmanızı, bankaların yönleriyle alakalı ya da ODAŞ Ereğli videolarıma bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Buralarda güzel, hani hem BIST 100 endeksi yorumluyoruz hem de aynı zamanda o zamanın en çok konuşulan ya da benden istenmiş hisselerini paylaşıyorum. Bugün de biraz rahatsızım, kusura bakmayın, dün de öyleydim. Bugün de kanalda yani şeye bakacağız, Kozal'a bakacağız. Kozal'la alakalı bayağı sıkıntılı günler yaşandı. Teknik tarafına bir bakıp değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanala abone değilseniz, yani abone olursanız şu anda ve bildirimleri açarsanız çok makbule geçer. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarla da nokta dahi olsa desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Twitter tarafında da Serkan abi bir like atalım Ereğli demiş. Twitter tarafında da beni takip ederseniz buradan da sohbet muhabbet ederiz arkadaşlar. Endekse gelelim. Endeks tarafında ne var arkadaşlar? Endekste zaten dedik ki gördüğünüz gibi 5300 ile 5205 arasında bir şey var. Bir direnç bölgesi var. Hemen altında da 5202'yi işaretlemiştik. Yani orası tampon bölgesi. Üst tarafta da böyle bir geniş alan var. 5290'da, yani 5300 ile 5205 arasında. Bugün de zaten dediğimiz direnç noktasından tepkisini aldı. Fakat geriye doğru gelmesi gerekiyor. Geriye doğru gelip 5090'dan ya da biraz daha geriden 5030'lardan de eğer teyitini verir, yukarı doğru giderse döndüğünü düşünebiliriz, ama yukarı doğru döndüğünü. 5300'ü aşması, 5300'ü aştıktan sonra da 5300'lü seviyelerin üstünde yeşil kapanışlar gelmesi gerekiyor. Yoksa kanalın içine tekrar girerse, şurada görmüş olduğunuz kanal işte 5000'li seviyelerin altına doğru iniş gerçekleşir. O yüzden şunu bir kaldırıyorum artık. Bu düşüşte böyle bir durum yok. Şimdi burada neyi işaretleyeceğiz arkadaşlar? Burada da lineer regresyon olarak alt tarafla üst tarafı işaretleyeceğiz ve bu kanalın dışına çıkmamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kanalda da gördüğünüz üzere 5050 falan var. Biraz daha geride çok fazla çıkmadan 5080, 5089, 5090'a yani değmesi, sonra yukarı doğru çıkması lazım eğer geri dönüş olursa. Yani ikinci gün 14 Nisan'da 5090'a falan geri gelmesi gerekir arkadaşlar. Teyit vermek için, yani oradan tekrar yukarı doğru hareket etmiş olması gerekir. Tepki vermesi gerekir. Tadından yenmez o zaman. Bu lineer regresyonu da takip ederse arkadaşlar, yani şöyle bir omuz baş omuzla, şey ters omuz baş omuzla yukarıya doğru ne kırılımlar gelebilir? Siz tahmin edin artık. Kozal'a gelelim bakalım. Kozal kankim. Kozal kankim dedim, benim yani takılmıyorum bu hisseye de. Bu hisse beni biraz gerçekten şuradaki düşüşünde dedim lan ne oluyor yani. İlginç, buradaki düşüşünde herkes patladı. Çünkü herkes burada ağır destek bölgesinde yukarı yönlü hareket yapacağını düşünüyordu. Açıkçası ben de hani smartla falan filan yorumlamıştım zamanında, bilenler bilir. Olumlu tarafa daha fazla bakıyorum ama olumsuz taraf için de sıkıntılı bir süreç olur dedim eğer burayı kırarsa. Kırdı zaten. Burada da akümülasyon dönemi başladı. Akümülasyon dönemini daha önce söylediğimiz gibi bu bölgede yoğunlaşarak yukarıya doğru alıyor. Yani düşen trendde yukarıya doğru bir hareket var. Şimdi bunu kırdı mı, kıracak mı, kırıyor mu, nedir ne değildir artık bakıyoruz. 0382 fibosunda 22.68'de gördüğünüz üzere arkadaşlar oradan bir şey yemiş. Tepki yemiş, direnç yemiş. Geride 21.96 var. 21.96'nın altına inmeden buradan acilen çıkıp yukarıya doğru böyle agresif bir hareket yapıp 25.50 ile 23.16'nın arasına bir girmesi lazım arkadaşlar. Bu bölgeye girdikten sonra burada yiyebileceği tepki noktaları, özellikle de
24.76'ya yakın yerde 24.76'dan geri gelip tekrardan teğdin alırsa yukarı doğru hareket söz konusu olur. Eğer ki geri doğru gelirse olumlu senaryoda 29.60, 29.64 çok normal yukarı yönlü hareketinde. Önce burada bir kesmeye çalışsaydı 27.82'de ama sonra 29.64'e doğru hareket edebilir, etmesi de çok normal. Çünkü burası asıl kumpas dediğimiz kumpasın şeyleri vardır ya. Ne derler? O bölgeye gelmesi çok normal. Ama dediğim gibi olumlu senaryo için 25.50 ile 23.16 arasına girmesi, buralardan teyidini vermesi, çıkmadan bu kutucuğun içinden. Sonrasında da üst tarafta 28.30 ile önce bir 27 kaç demiştik? Bir yerde vardı. 27 seviyesi. Sonrasında da arkadaşlar 29 seviyesine dokunması gerekir. Şurada pardon, 27.80. Aynen. 27.80. Burası önemli arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Sonrasında da 29 var. Olumsuz senaryo umarım gerçekleşmez ama tabii yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte bunu da söylüyoruz. Hepsini söylüyoruz yani. Aşağı doğru 21.96 kırılır. 21.24 kırılır. Ve kanal içi harekete kaldığı yerden devam eder. Burada önemli bir destek bölgesi olan 16.70'e kadar, 16.64'e kadar geri çekilme durumu söz konusu olur. Buraya kadar geri çekilirse arkadaşlar uzun bir süreçte geri çekilip sonrasında agresif bir hareket yapma durumu da mevcut. Ama asıl toplama bölgesi 16.75'ler. Eğer aşağı doğru kırılım gelirse yani şuradaki hareket bana çok olacak gibi gelmiyor ama önemli olan burada aşağı doğru 21.96, 21.24 ve 19.66'nın kırılması. Ondan sonrasında da 0.618 Fibosuna 16.64'e gelir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, destek için yani destek yazabilirsiniz, nokta diyebilirsiniz vesaire. Emoji de koyabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz hala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı da özenle rica ederim. Önemli rica olunur. Diyeyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.